Güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığından tarihin hiçbir döneminde ödün vermeyen milletimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Tarih bilinci ve vatan sevgisiyle Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi yaşatmaya, ilke ve devrimlerin ışığında yürümeye devam edeceğiz. 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor. Başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Kasım, Cumhuriyet sevdalısı, yürekleri Atatürk sevgisiyle çarpan Tekirdağ halkının Kurtuluş Bayramı'dır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdumuzun dört bir yanı emperyalist güçler tarafından işgal edilirken, özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen milletimiz, ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanlara karşı birleşmiştir. Milli mücadele döneminde gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına her kesimden insan bütün imkanları seferber ederek ve hatta canlarını ortaya koyarak vatan savunmasına omuz vermiştir. İzmir'de Yunan işgali başlarken Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşun direnişin ilk kıvılcımı olmuştur. Kuvayi Milliye örgütlerinin büyüttüğü bu cesurca direniş Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki düzenli orduyla zirveye ulaşmış, İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da kazanılan şanlı zaferlerle düşman orduları bozguna uğratılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 851. yıl dönümünde 26 Ağustos günü kahraman Türk ordusu tüm imkanlarını seferber ederek büyük taarruzu başlattı. Neredesin mavi gözlüm, nerede? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede? Büyük şair Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı adlı eserinde şanlı zaferin büyük komutanı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü şu mısralarla anlatıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Kahraman ordumuzun taarruzu sonrasında çağın en modern silahlarıyla vatan topraklarımıza mevzilenen işgalci güçler ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ve başkomutanlık meydan muharebesi 30 Ağustos'ta büyük bir zafer ile sonuçlandı. 30 Ağustos zaferi yurdumuzun sonsuza kadar Türk toprağı olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. Askeri alanda eşi görülmemiş bir deha olan atamızın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" diye emir verdiği kahraman ordumuz 9 Eylül'de İzmir'e girerek Yunan ordusunu denize dökmüştür. Kazanılan bu şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımız da kurtarılmıştır. 1922 yılının Kasım ayında Tekirdağ'ın tüm ilçeleri hasret kaldıkları özgürlüğe kavuşmuştur. İşgal yıllarının acı hatıralarını hiçbir zaman unutmayan vatansever Tekirdağ halkı, tarihten aldığı dersle ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefine inanç ve kararlılıkla yürümeye devam etmektedir.
Trakya'nın incisi, mavi gözlü kentimiz Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor. Yurdumuzun kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.